Bizim için de kitap çok önemli bir konu. Siz sohbetimiz esnasında tabii birkaç kitap önerisinde de bulundunuz. Ama biz tabii şunu merak ediyoruz ki gençlere mutlaka okuyun diyeceğiniz 10 kitap sıralayabilir misiniz? Siz bu kitapları bizlere önerirken biz de sosyal medya hesaplarımızdan bu listeyi paylaşmış olalım. Tabii memnuniyetle. Kitap insanın en güzel dostudur. Öncelikle bir alimin, entelektüelin, bir müteferrikin, bir hocanın kendi entelektüel otobiyografisi olarak İmam Gazali'nin Delaletten Kurtuluş, El-Munkızı Müneddalal kitabını mutlaka tavsiye ederim. İkincisi Farabi'nin Erdemli Şehri, demin de atıfta bulundum. Yer yer bazı bölümleri yoğun olsa bile doğru bir metafizik çerçeve olmadan siyasetin mümkün olmadığını ortaya koyan çok önemli bir eserdir. Ve bir şehir hayatının, şehirde insanlarla birlikte yaşamanın dayandığı metafizik ve ahlaki temelleri ortaya koyması açısından ölümsüz bir eserdir. Mutlaka okunması gerekir Farabi'nin Erdemli Şehri. Daha yakın dönemlere gelecek olursak, özellikle bizim modern dönemdeki serencamımızı, modernleşme tecrübemizin ortaya çıkarttığı travmaları anlatan önemli eserlerden birisi Sait Halim Paşa'nın Buhranlarımız adlı eseridir. Yine bu çerçevede çarpık modernleşme tarihimizin yarattığı toplumsal travmaları en iyi tasvir eden eserlerden birisi olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını tavsiye ederim. Özellikle Mümtaz karakteri üzerinden İstanbul'da 1940'lı yıllarda bir tarafta modernleşmeye çalışan ama öbür tarafta Itri'den, Dede Efendi'den de vazgeçemeyen bir zihnin, bir kalbin gitgellerini çok iyi anlatır bu roman. Tabii edebiyattan gitmişken Mustafa Kutlu'yu da burada mutlaka anmak isterim. Mustafa Kutlu ağabeyin bütün eserleri okunasıdır. Ama özellikle Yatahammül Ya Sefer, Yokuşa Akan Sular, son dönemde yazdığı önemli eserlerden Sevincini Bulmak. Bunlar gene başucu eserlerimiz arasındadır. Edebiyattan madem gidiyoruz, iyi şiir okumak isteyenlere mutlaka İsmet Özel'in Erbayin'ini tavsiye ederim. Eskimeyen eserlerden birisidir, eskimeyecektir de. Gerçekten modern Türk şiirinin en güçlü temsilcilerinden birisi olarak İsmet Özel'in Erbayin'i. Son dönemde yazdığı tabii Münacat gibi şiirleri de son derece önemli. Bunları da tavsiye ederim. Gene o çerçevede değerli kardeşim İbrahim Tenekeci'nin şiirlerini de tavsiye ederim. Kendi nesli içerisinde gerçekten çok özel bir yere sahip bir şairimiz. Onun gerek Üç Köpüğü, gerek diğer şiir kitapları, deneme kitapları, Peltekvaiz ve diğerleri de gerçekten hem bugünümüze ışık tutan eserlerden biridir. Çünkü İbrahim'in şiirinde tabiatın naifliği üzerine çok önemli gözlemler vardır. O safiyeti hala koruyan bir dili ve duygusu vardır. Onu da tavsiye ederim. Bir diğer önemli eser Tolstoy'un Hacı Murat'ıdır. Tolstoy'u mutlaka okumak lazım ama Hacı Murat'ın çok özel bir yeri var Tolstoy'un külliyatı içerisinde. Bildiğimiz Şeyh Şamil'in yanındaki arkadaşı Hacı Murat'ın hikayesini anlatır. Ve bir Rus eliti olarak, Rus edebiyatçısı olarak Tolstoy'un Kafkas halkları üzerine hakkında yaptığı gözlemleri ifade eden muazzam bir eserdir. Zamanı açan eserlerden birisi olarak Marcus Aurelius'un Düşünceler kitabını tavsiye ederim. Son olarak da tabii bugünlerde gene bu tabiatla ilişkimiz vesaire konularını konuştuğumuz için bu alanda Seyit Hüseyin Nasr'ın İnsan ve Tabiat kitabının da çok kıymetli olduğunu, yeniden okunmaya değer olduğunu da ifade etmek isterim. Üstad Nasır bu konularda 50'li 60'lı yıllardan beri yazan bir düşünürümüz, bir akademisyenimiz. Onun özellikle insanın tabiatla ilişkisini kültürel, küresel bir bakış açısıyla, yani İslam düşüncesinin yanında diğer geleneksel kültürleri de dikkate alarak yaptığı gözlemler son derece kıymetli. Mesela bu iklim krizini, küresel çevre krizini ilk tespit edip ta 1950-60'lı yıllarda gören düşünürlerden birisidir. Dolayısıyla İnsan ve Tabiat kitabını da bu çerçevede tavsiye ederim.